Kolay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Ben Fuat Kahraman. Gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Siyasette 19 Mayıs hareketliliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek olan devlet törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etti. CHP lideri daveti kabul etti. Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise önce törenlere katılmayacağını, sonra da katılacağını bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek olan 100. yıl resmi törenlerine katılacağını bildirdi. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen mitingde bir araya gelmişti. AK Parti ile Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek törene katılacağını açıkladı. Bahçeli'nin daha önce Ankara'da düzenlenecek törenlere katılacağı açıklanmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek törene katılmayacak. İyi Parti'den yapılan açıklamada devlet töreni için kendilerine 3 gün önce valilikten davet gelmesine tepki gösterildi. Çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs Samsun programı kapsamında saat 14'te Samsun Port'ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi'ni karşılayacağı, Türkiye'nin dört bir yanındaki kentlerden gelen gençler ve vatandaşlarla Samsun Tütün İskelesi'ne yürüyüş düzenleyeceği ve buradan halka hitap edeceği duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye ile ilgili olarak bir hafta 10 gündür ciddi bir tehditle uğraşıyoruz dedi. Bu ifadeler büyük merak uyandırdı haliyle. Soylu o sözlerine bugün açıklık getirdi. Terör örgütü IŞİD'i işaret etti. Özellikle biz son bir hafta 10 gündür başka bir tehditle uğraşıyoruz. Burada söyleyemem. Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz. Yani epey bir mesafede aldık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan merak uyandıran bir açıklama geldi. TGRT Haber'de soruları yanıtlayan Soylu, mecliste yakalanan DHKPC'li teröristlerle ilgili açıklamada bulunurken dikkat çekici bir ifade kullandı. Türkiye ile ilgili başka ciddi bir tehditle uğraşıyoruz dedi. Son dönemlerde etrafımızdaki coğrafyayla ilgili bir tehditle. Onun için herkes alarm vaziyetinde. Yani İstanbul, Ankara, her taraf. Yani bütün Türkiye'deki arkadaşlarımız ciddi bir alarm vaziyetinde. Dikkat çeken bu açıklama soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Soylu ayrıntı veremem dediği o sözlerine açıklık getirdi. IŞİD'i işaret etti. Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Ama şunu söylemek gerekir. DAEŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Ve bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Tüm istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Tabii açıkladıklarımız var, açıklayamadıklarımız var. Bir hareketlenmenin olduğunu yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır çok net bir şekilde, özellikle son dönemlerde net bir şekilde görüyoruz. Siyasette ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili açıklayacağı gerekçeli kararda. Gerekçeli kararın açıklanmamasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak, kılıf uydurmakta çok zorlanıyorlar dedi. CHP sözcüsü hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Ortada gerekçeli karar yok. Aslında bu şunu gösteriyor. Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmakta, ona kılıf dikmekte çok zorlanıyorlar. Ama minareyi çalarken yapılan usulsüzlükler, yolsuzluklar, kanunsuzluklar da artık paçalardan akmaya başladı. Atama İçişleri Bakanı yine Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır taktikleriyle topa girmiş. Bu atanmış İçişleri Bakanı kendini mahkeme yerine koyuyor, kendini Yüksek Seçim Kurulu yerine koyuyor, kendini başka yerlere koyuyor. Ekonomideki yangın her geçen gün büyüyor. Milletin sesi yükseldikçe, şikayet sesleri yükseldikçe bu yangının sorumlusu olan saray bu işten çok rahatsız oluyor. Sarayın kibirli kişisi millet şikayet ettikçe öfkeleniyor. Dün gazetelere yansıyan ve şu ana kadar da yalanlanmayan bir haber var. Bu sözler
sarayın milletten nasıl koptuğunu bir kere daha gözler önüne seriyor. Erdoğan, kendisine oy vermeyen yurttaşlar için karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz, yine de oy vermiyor demişler. Deme hakkınız yok. Milletin ne sıkıntısı varsa kulak vereceksiniz, çözmeye çalışacaksınız. Lise öğretiminde yeni bir dönem başlıyor. Orta öğretim modeli değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, orta öğretimde yeni modeli yarın açıklayacak. Buna göre lisede ders sayıları azalacak. Öğrenciler üniversite sistemindeki gibi ders seçimi yapabilecek. Yeni sisteme geçiş kademeli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıkları tamamladı. Orta öğretim modeli değişiyor. Ders sayıları azalacak. 12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olacak. Yeni modelin en önemli değişikliklerinden biri ders sayıları ile ilgili. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lisede 15-16 ders var, yarı yarıya düşecek demişti. Yeni modelde bu konuda adım atılarak sayı azaltılacak. Yaparak, uygulayarak öğrenme modeli ağırlık kazanacak. 12. sınıfta ise öğrencilerin üniversiteye rahat hazırlanmaları için ders saati azaltılacak. Öğrencilere sınav için destek verilecek. Meslek seçiminde yardımcı olmak için liselere kariyer ofisleri kurulacak. Bıraktığınızda uçtu. Yeni modelde öğrencilerin her alanda ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi oluşturulacak. Öğrenciler üniversitedeki gibi istediği dersi seçebilecek. Bilgi kuramı zorunlu ders haline gelecek. Öğrenciler Haziran ayında ders işlemek yerine proje sunumu yapacak. Orta öğretimde yeni modele geçiş kademeli olarak yapılacak. Uygulama ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9. sınıflarda başlayacak. Şu anda lisede okumaya devam eden ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında liseye başlayacak olanlar etkilenmeyecek. Yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar da belli oldu. Öğretmenler eğitim takvimine yeni eklenen iki ara tatilde ek ders ücreti alabilecekler. Yeni modelde öğretmenler Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatillerde seminerler için okulda kalıyor. Öğretmenler mesleki çalışma dönemi kabul edilecek bu dönemlerde ek ders ücretlerini almaya devam edecekler. Bakanlık öğretmenler için yeni bir mesleki çalışma planı da hazırlıyor. Takvimde dönemlere ait çalışma alanları ve faaliyetleri yer alacak. Yeni çalışma takvimi gelecek eğitim öğretim yılı itibariyle tüm okul türlerinde ve aynı anda uygulanmaya başlayacak. Takvime yönelik herhangi bir pilotlama süreci olmayacak. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir korucu şehit oldu, bir korucu da yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh'ta düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede devam eden operasyonda biri ağır, iki güvenlik korucusu yaralandı. Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir çocuk babası Reşit Koçak müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Diyarbakır'da kamu binalarına yönelik saldırı keşfi yapan terörist yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağladığı belirlenen Agır Kod adlı işbirlikçinin Çermik Hükümet Konağı ve Çermik Adliyesi'ne yönelik planlanan saldırı öncesinde keşif ve istihbarat çalışmaları yaptığını tespit etti. Teröristin yakalanması için ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çermik Hükümet Konağı'nda yer alan adliyeye gönderilen zanlı çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım ve yataklık etme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Terör hedefleri imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vurularak imha edildi. Suriye'nin Manbij kentinde bomba yüklü araçla dün düzenlenen intihar saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bomba yüklü araç Manbij kent merkezinin kuzeyinde yer alan YPG PKK'nın sözde askeri meclis merkezine giriyor. Hemen ardından da büyük bir patlama gerçekleşiyor. Dün düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüş, ondan fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterlerse bölgede uçuş yapmıştı. Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Suriye Çalışma Grubu faaliyetlerine başladı. İlk toplantı yapıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısının 16-17 Mayıs tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirildiği açıklandı. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında ele alındı. Ankara ile Washington arasındaki S-400 gerginliği ile ilgili yeni bir açıklama var. Amerikan Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesinin mümkün olduğunu söyledi. Wilson, S-400'ü bulunan bir ülkeye F-35 teslim edebileceğimizi sanmıyorum dedi. Wilson, Türkiye'nin S-400'ler konusunda fikrini değiştirme ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine bu mümkün yanıtını verdi. Diplomatlar bu konuda çalışmaya devam ediyor dedi. Türkiye'nin de yer aldığı F-35 programı kapsamında Türk tarafına şimdiye kadar 4 savaş uçağı teslim edildi. F-35'leri kullanacak Türk pilotların ABD'deki hava üslerinde eğitimi de devam ediyor. Ancak bu uçakların ABD topraklarından çıkarılarak Türkiye'ye götürülmesinin engellenmesi için Kongre'deki girişimler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ticarette Washington'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin Türkiye'den çelik ithaline uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisinin %25'e indirildiğini açıkladı. Ancak Türkiye bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ticaret sisteminden çıkarıldı. Karar bugünden itibaren geçerli. Trump, Amerika'nın Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisinin %25'e indirildiğini açıkladı. Trump açıklamasında önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde %48 azalma görüldüğünü belirtti. Aynı şekilde toplam çelik ithalatında da %12'lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu nedenle artık söz konusu verginin yeniden %25'e indirildiğini belirtti. Bir diğer açıklama ise Türkiye'nin Amerika'nın vergi muafiyeti programından çıkarılmasına ilişkin oldu. Trump, Amerika ile ticarette vergi avantajı sağlayan genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarıldığını açıkladı. Amerikan Başkanı, Türkiye'nin programdan yararlanmasını mümkün kılan ekonomik seviyenin artık üstüne çıktığını vurguladı. Washington'ın kararlarına Ankara'dan ilk değerlendirme de geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan bir değerlendirme geldi. Pekcan, çelik ithalatında verginin %25'e indirilmesinin olumlu olduğunu kaydetti. Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkarılmasına yönelik karar içinse, karar iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir ifadelerini kullandı. İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada karar çıktı. 4 sanık, 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada 4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. 27 sanıktan 14'ü de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti bir sanığın da tahliyesine hükmetti. İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen iki ayrı intihar saldırısında 39'u emniyet mensubu,
47 kişi şehit olmuş, 243 kişi de yaralanmıştı. Çiftlik Bank davasında tutuklu 11 sanıktan 9'u mahkeme tarafından tahliye edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 11 tutuklu sanıkla avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda mağdur da hazır bulundu. Mahkeme heyeti 6 gün süren duruşmada toplam 266 mağdurun beyanını aldı. Katılanlar sisteme yatırdıkları paraların bir kısmını alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında sistemin finans müdürü Koray Hasgül, sistemin kurucusu Düzgün Genç, sistemin beyin takımında olduğu değerlendirilen Fehmi Suat Emir'un da bulunduğu 9 tutuklu sanığın ayda bir gün karakolda imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Yurdakul'la Savaş Yıkılmaz'ınsa tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Dostdoğru hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar veren heyet, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İtirafçı askerlerden alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askeri şahıslardan sorumlu örgütsel tabirle öğretmen olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşıldı. Bu kapsamda örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle 48 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Bursa merkezli 25 ilde de FETÖ operasyonu vardı bugün. Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25'i muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa'daki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, assubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince 25 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütülüyor. Şu ana kadar zanlılardan 32'si gözaltına alındı. Konya'da eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı bacanağı ve iki oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay sabah saatlerinde Çumra ilçesi Üç Hüyük mahallesinde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı bacanağı Adem Atçı'nın evine gitti. Ardından da tabancasıyla bacanağıyla çocukları Faruk'la Zekeriya Atçı'ya ateş edip öldürdü. Evine dönen katil zanlısı eski muhtar jandarmayı arayıp 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Evine gelen jandarma ekiplerine teslim olan zanlı ilk ifadesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren bacanağının kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 10 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi. Samsun Valiliği dün saat 18 itibariyle arama çalışmalarına ara verildiği, yeni bir bilgi ve bulguya ulaşıldığı takdirde arama çalışmalarına tekrar başlanacağını açıkladı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın devam ettirildiği vurgulandı. Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleriyle mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı. Bölgede sürdürülen aramalar sırasında AFAD'a ait kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında bir ağacın dibinde tepki verdi. Bunun üzerine soruşturma yürüten savcılığın kararıyla alanda kazı yapılması kararlaştırıldı. Ancak kazı çalışmalarından da bir sonuç alınamadı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yine evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmaları ise sürüyor. Nurcan'ın eteğinden sonra ayakkabısı da bulundu. Ortakale köyünde 12 Mayıs pazar günü evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin bulunması için çalışmalara yeniden başlandı. Çalışmalar JAK, UMKE ve AFAD'ın yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik kurbağa adam ekibiyle yürütülüyor. Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpeği de destek veriyor. Arama çalışmalarını dere kenarında yürüten ekipler eve 15 kilometre mesafede küçük çocuğun eteğini buldu. Derenin Aras Nehri ile birleştiği bölgede arama çalışmaları yoğunlaştı. Ekipler çarşamba günü eve 4 kilometre mesafede derenin kenarında 3 yaşındaki Nurcan'ın eteğini bulmuştu. Çocuğun dereye düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. ...322 metrelik yüksekliğiyle eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde işçilerin nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Eşsiz sis manzarası karşısında güvenlik halatlarıyla sarkarak çalışan işçilerin zorlu çalışma koşulları çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Anadolu ve Avrupa yakasını 3. kez karayoluyla birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulelerindeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. İşçilerin 322 metre yükseklikte sis içinde eşsiz manzara eşliğinde yaptığı çalışmalar nefes kesti. İşçiler güvenlik halatlarıyla kulenin en tepesinden sarkarak kulenin boyalarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde çalışan işçilerin güvenlik halatlarıyla çalışmaları görüntülere yansıdı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ulaşımla ilgili iki önemli karar geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa Kart sahibi öğrenciler ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Ramazan Bayramı'nda da ulaşım tüm vatandaşlara %50 indirimli. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısında alınan karara göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bedelsiz ulaşım imkanı Bursa Kart'la ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarında Bursa Kart kullanan kişiler için geçerli olacak. Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nda istisnasız tüm Bursalıların toplu ulaşım araçlarından %50 indirimle yararlanmasını sağlayan kararı da Mayıs ayı meclis toplantısından çıkarttı. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü geçerli olacak uygulama gerçekleştirilen oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar güven tazeledi. Beşinci kez Bursa Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Dündar, belediye kaynaklarının seçim vaatleri için yetersiz kalacağına dikkat çekerek ek kaynak vurgusu yaptı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar bir kez daha güven tazeleyerek Bursa Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Belediyecilik bir okul değil. Gündeme göre farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Farklı taleplerle karşılaşıyoruz. Divan Başkanlığını Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in yaptığı Belediyeler Birliği Olağanüstü Meclis toplantısında kapalı usul yapılan seçimler sonrası Dündar 5. kez göreve getirildi. Mustafa Dündar Başkanımız. Başkan vekilleri İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, Orhan Eli Belediye Başkanı Ali Aykurt seçildi. Dündar, belediye başkanlarının bazı çalışmalarında sorun yaşadığını ve bu sorunların birlik içerisinde çözülebileceğini söyledi. Üst düzey yetkililerle sorunların çözümü için seminerler düzenlediklerine dikkat çekti. Sayıştay'dan, bakanlıklardan uzmanları getirerek bu uzmanlar vasıtasıyla belirlemiş olduğumuz konu hakkında seminerler düzenliyoruz. Ve bu seminerlerle yaşanmış olan sorunlar orada açıklığa kavuşmuş oluyor. Ayrıca Dündar seçim vaatlerinin gerçekleştirilebilmesi için Ankara'dan gelen kaynağın yetersiz olacağını, ek kaynakların bulunması gerektiğini belirtti. Seçimlerde birçok sözler vermişiktir. Şimdi seçildik geldik. Seçildikten sonra gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafta hayaller, bir tarafta gerçekler. O vaatlerimizi gelip şimdi oturuyoruz, masaya koyuyoruz, bir de bütçeyi koyuyoruz.
Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesini paylaşalım. Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan jandarma arama kurtarma ekibinden iki asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bildiğiniz üzere uzun süredir nişancı arama çalışmaları devam ediyordu. Suya kapılan iki askerden birinin kurtarıldığı bilgisi var. Yani diğer askeri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yine Bursa'dan bir haberle devam edeceğiz. Türkiye'deki araştırma ve geliştirme çalışmaları Bursa'da masaya yatırıldı. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Türkiye'nin müşteri odaklı ve işbirlikleri yapılan ARGE çalışmaları yapması gerektiğini belirtti. 762.500 öğrenci... Türkiye'deki ARGE çalışmaları Bursa'da masaya yatırıldı. TÜBİTAK projesi yapıyorum noktasında bazen bu... Bursa Teknik Üniversitesi'nde bilim teknoloji ve yenilik ekosisteminde durum değerlendirmesi ve TÜBİTAK odaklı yeni süreçler konulu konferans düzenlendi. 2002 yılında 4.300 lira civarında olan milli gelirimiz 2009'larda 10.000 doların üzerine çıktı. Sonra orada biraz patinaj yapıyoruz. Orta gelir tuzağı denen yerde... 2023 ve 2025-30'lara doğru 25.000 çizgisini vurdurmamız lazım. Bunu yapabilmemiz için de yüksek teknoloji ürünlerin satışını daha fazla yapmamız lazım. Bilgi güçtür. Gerçekten bilgi önemli bir güç ve bunun nasıl kullanılacağı hem ülkemizin gelişmesi için hem Bursa'mızın gelişmesi için daha verimli nasıl kullanabiliriz? Üniversitelerimizle beraber, gençlerimizle beraber ulaşacağımıza inancım tamdır. Konferansta konuşan TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Türkiye'nin müşteri odaklı ve işbirlikleri yapılan ARGE çalışmaları yapması gerektiğini belirtti. Hızlı gelişen ekonomilerin içindeki ülkelerin ve gelişmiş ekonomilerin rekabetinde sadece sosyal ve beşeri bilimlerin var olan potansiyelini çok daha etki değerine dönüştürecek şekilde anlamlaştırılması gerekiyor. Mandal, son 15 yılda ARGE çalışmalarına yapılan yatırımların arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin 2017 yılında araştırma ve geliştirme odaklı süreçlerde harcamış olduğu kaynak 32 milyar TL. Bunun %5'i 1.6 milyarı TÜBİTAK tarafından sağlanan kaynaklarla. %57'si ise özel sektör tarafından karşılanan bir kaynak kısmı. Mandal, stratejik alanlarda araştırma yapmak için üniversite ve sanayinin rekabet halinde değil, birbirini tamamlaması gerektiğinin de altını çizdi. Bursa'da lise öğrencileri yaptıkları araştırmayla milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir sonuca ulaştı. Koyu renkli araçlar daha fazla yakıt tüketiyor. Koyu renkli araçlara dikkat. Açık renkli araçlar koyu renkli araçlara göre daha az yakıt tüketiyor. Kırmızı ışıkta bekleyen, sıcak havada bekleyen koyu renk araçlarda kabin içi sıcaklığı çok fazla artmakta. Bundan dolayı da klima kullanımına şoförler yönelmekte. Ve klimanın da bildiğimiz gibi yakıt sarfiyatına etkisi oldukça fazla. Bursa'da Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Taşıtlar Bölümü öğrencileri 2 ay süren ölçüm ve araştırmalardan sonra milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir sonuca ulaştı. Farklı renkteki araçların kabin içi sıcaklıklarını arkadaşımızla merak ettik. 2 ay boyunca ölçümler yaptık. Farklı hava sıcaklıklarında ve farklı renkli araçlarda 10 ila 12 derece arasında sıcaklık farkları oluyor. Öğrenciler aynı marka ve modele sahip koyu renkli araçların açık renkli araçlara göre daha fazla yakıt yaktığını tespit etti. Açık renkli araçlara göre farklı olduğu zaman yakıt tüketimi fazla oluyor. Hava sıcaklığını azaltmak için klimayı kullanıyoruz. Ve bu da yakıt tüketiminin fazla kullanılmasına sebep oluyor, güç kaybına neden oluyor. Koyu renkli aracın açık renkli araca göre 10-12 derece daha fazla ısındığını kanıtlayan öğrenciler, araç sahiplerine koyu renkli araçları almamaları konusunda uyarıyor. Daha fazla yakıt yakıldığında doğaya salınan egzoz artacağı için çevre kirliliği de artıyor. Dünyadan haberlerle devam edelim. Göreve geldiği günden bu yana göçmen karşıtı söylemleriyle de gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir üzerinde çalıştığı göçmenlik reform teklifini açıkladı. Liyakat esaslı göçmenlik sistemini tanıtan Trump, teklifi modern dünyanın kıskanacağı bir sistem olarak tanımladı. We discriminate. ABD Başkanı Donald Trump, Green Card uygulamasını hedef alan liyakat esaslı göçmenlik sistemine ilişkin teklifinin detaylarını kamuoyuna açıkladı.
Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, teklifi modern dünyanın kıskanacağı bir sistem olarak tanımladı. Sistem sayesinde ABD'ye suçlu ve yasa dışı işlere karışmış insanların gelişinin engelleneceğini söyledi. Planım, liyakatsız iddiaları eleyerek meşru sığınmacılar için rahatlatmayı hızlandırıyor. Eğer uygun bir talebiniz varsa bu hızlı bir şekilde kabul edilecektir. Eğer yoksa derhal evinize iade edileceksiniz. Rastgele seçimin Amerikan değerleriyle uyuşmadığını söyleyen Trump, ABD'ye green card'la gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun düşük ücretli ve düşük vasıflı işçilerden oluştuğunu kaydetti. Vasıflı göçmen oranını %12'den %50'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Buna karşın önceliğinin Amerikan işçileri olduğunun altını çizdi. Bugün açık bir görüş sunuyoruz. Demokratlar açık sınırlar, düşük ücretler ve açıkçası kanunsuz bir kaos öneriyorlar. Biz ise Amerikalı işçilerin iş ücretlerini ve güvenliğini öncelik alan bir göçmenlik planı öneriyoruz. Trump'ın tasarısına karşı çıkan demokratlarsa bunun Amerikan değerleriyle örtüşmediği görüşünde. Ayrıca Trump'ın aksine sadece yüksek değil, her seviyeden işçiye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlar. Bu plan ülkemizin göç politikasının temel taşı olan aile göç sistemini baltalıyor. Umutsuz bir şekilde ülkenin her seviyede işçiye ihtiyacı olduğunu bilmemize rağmen sadece yüksek vasıflı işçiye ihtiyacımız olduğu varsayılıyor. Bu bir plan değil. Makyaj duvarını finanse etmek için başka bir girişimdir. Venezuela'da yaşanan siyasi kriz, ülkenin Washington Büyükelçiliği'nde protestoya neden oldu. ABD'nin müdahalesine karşı çıkan aktivistler haftalardır Büyükelçilik'te nöbet tutuyordu. O direniş polis operasyonuyla son buldu. Camlara afiş ve pankart astılar, zaman zaman da sloganlar attılar. Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği'nde haftalar boyunca nöbet tuttular. Kendilerini Code Pink, yani pembe kod olarak adlandıran 30 kişilik grup Nisan ayı başında elçilik binasında nöbet başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya müdahalesini protesto etti. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve arkasına Amerika Birleşik Devletleri desteğini alan Guaido, ülkesinin Washington Büyükelçiliği'ne atama yaptı. Devreye Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da girdi. Büyükelçiliğin Guaido yönetimine ait olduğunu savunan Amerikan Dışişleri eylemi yasa dışı olarak niteledi. Protestoculardan Büyükelçiliği boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine Maduro, hükümeti Birleşmiş Milletler'e Büyükelçiliğin korunması için üçüncü bir ülke olarak Türkiye'nin hami devleti olması teklifini iletti. Reddedilince bu kez de İsviçre önerildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Maduro yönetimini tanımadığı gerekçesiyle teklifi reddetti. Geçen hafta binanın elektriği kesilirken protestocu sayısı da günden güne azaldı. Guaido'nun atadığı Büyükelçinin talebi üzerine de polis elçiliğe baskın yaptı. Binada kalan 4 gösterici gözaltına alındı. Guaido'nun temsilcisi Carlos Vecchio, Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela'ya ait binaların kendilerinin kontrolünde olduğunu söylerken muhalifler sevinç gösterileri düzenledi. Bültenimizin sonuna geldik ancak bir yere ayrılmayın. Birazdan spor haberleriyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.